Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bundan önce eee Ashabu Feraizi okumuştuk. Mirası istihkak eden mirasçıları anlatmaya çalışıyorduk. 10 tane mirasçımız vardı. Bunlar belli bir sıraya göre e, mirasçı oluyorlardı. E, bunlardan birincisi asabul feraiz yani kendilerine kitap sünnette belli bir hisse takdir edilmiş olan mirasçılardı. Bunlar 12 tane mirasçı, 4 tanesi erkek, 8 tanesi bayan mirasçılardan. Erkekler sırasıyla baba, dede, anne bir erkek kardeş, bir de koca. E, bayan mirasçılarda ise e ee, anne nene efendim uht anne bir kız kardeş zevce hanım eşi ölenin eşi ölenin kızı bint bintül ibin ölenin oğlunun kızı uht şakika yani anne baba bir kız kardeş bir de uht li'eb baba bir kız kardeş bunlar asabul ferais hisseleri var. Bu hisselerini aldıktan sonra kalanı asabelerin alacağını söylemiştik. El hikul fera bi ehliha hisseleri ehlin'e sahiplerine verin. Feme abqatul fera ydu feli'e üle rjul'in zekerin hisse sahiplerinden geriye kalanı da ölüye en yakın olan erkek akraba'ya verin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş idi. İkinci sırada asabeler vardır. Asabeler Asabı ferayizden geriye kalanı alan mirasçılardır. Bakın burada Siraciye sahibi şöyle tarif etmiş. Sümme yübdü bil asabat min cihetin nesebi. Nesep cihetinden yani soy bağıyla olan asabelerle devam edilir. Hisse sahiplerinden sonra. E, kimdir bu asabeler? Vel asabetü küllü men ye'huzü katul ferayizu. ...hisse sahiplerinden geriye kalanı alan mirasçılara asabe ediyoruz. Tabi burada dikkat ediyorsanız... E, ...nesep cihetinden olan asabeler dedi ikinci sırada... ...çünkü asabeler ikiye ayrılır... ...asabeyi nesebiye, asabeyi sebebiye... ...asabeyi nesebiye aralarında soy bağı olan mirasçılar, asabe mirasçıları... ...soy bağından kaynaklıdır onların asabelikleri... ...asabeyi sebebiye ise... Soy bağının dışında bir sebebe binaen, e, asabe olan, mirasçı olan kişiler. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Vela-ül-ataka ya da mevler ataka dediğimiz, azattan dolayı asabe olan efendiler, kölelerini azat ettiği vakitte, onların efendisi, mevlası oluyor e, ve onlardan mirası istihkak edebiliyor bu e, azat sebebiyle. Bir de müvalaat akti anlaşması sebebiyle oluşan, asabelik. Asabeyi sebebiye bu ikisi. Azaz sebebiyle oluşan asabelik bir de muhalat anlaşması sebebiyle oluşan asabelik. Bu ikisini sırası geldiğinde zaten anlatacağız. Asabeyi nesebiye biraz e, detaylı biraz kısımları var. E, uzunca anlatmamız gerekiyor. Bu asabeleri özel bir ders yapacağız. İnşallah 40 hale geçmeden asabeyi nesebiyeleri baştan sona inşallah anlatacağız. O vakit bir tahtamız da inşallah gelir tahta üzerinde bunu görsel olarak da daha iyi anlamış anlatmış oluruz inşallah. Peki asabeler kimmiş asabe yine sebiyeler? Asabu feraizden geriye kalanı alırlar. Wine infira tek başlarına iseler mirasçı olarak tek başlarına iseler yuhrizu cemiy al mali malın tamamını alırlar. Bu ikinci sırada olan asabeler üçüncü sırada. Sümme yübde'ü bil asabeti min ciheti sebebi. Eğer asabeyi nesebiyeden kimse yoksa bunlar oğullar, oğlun oğulları, baba, dede, efendim ana baba bir kardeşler, erkek kardeşler, baba bir erkek kardeşler, amcalar, amca çocuklar, oğulları bunlar asabeyi nesebiyedir. Bu asabeyi nesebiyeden eğer hiç kimse yoksa o zaman asabe olarak efendisi yani bir köleyi azat eden efendisi onların yerine asabe olur. Sünme yubudu bil asabeti minciheti sebebi. Sonra sebep bakımından, sebep cihetinden asabe olan kişi mirasçıyla devam edilir. Bu azat ile oluşan asabeliktir dedik. Azat eden azat ettiği kölenin efendisi olarak onun mirasını istihkak eder. El ataka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vela hakkı yani veladan kaynaklanan mirasçı olma hakkı azat edenindir buyuruyor. Bu azat eden ister erkek olsun ister kadın olsun fark etmez. Azat ettiği kölenin eğer nesepten soydan asabeleri yoksa e, mirasına istihkak ederler. Asabu feraizden geri kalanı alırlar. Buna e, Mevle'l-Ataka denir ya da Vela'ül-Ataka diye de ifade edilir bu mirasçı. E, Vela'ün-Ni'me de denilir. Yani ona bahşettiği özgürlük çok büyük bir nimettir. Onun için o nimetin sahibi olarak mirasçılığa hak etmiştir diyoruz. Burada e, azad edenin mirasçı olmasını şöyle anlayın. Yani köle e, bütün hürriyetini kaybetmiş bir insan. Hürriyetini kazanmakla adeta yeniden doğmuş gibidir. Onun bu yeniden hürriyetini kazanmasına sebep olan efendisi de sanki onun babası mesabesinde olmuş olur. Ee, yeniden doğmasına sebep olması cihetiyle bu cihetten e, bu büyük nimetin sahibi olan efendiye de mirastan pay verilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı üzere. Sümme asabetühü. Eğer bu mevlel ataqa yani azattan kaynaklı olan efendi yaşamıyorsa, o da ölmüşse, azat ettiği köleden önce ölmüşse, bu durumda onun asabeleri o Mevla'nın yerine geçer. mevlal Atağa ölmüşse onun erkek olan asabeleri onun yerine geçer. Kimdir bunlar? Mu'tik'in yani azat eden efendinin oğlu, oğlunun oğlu. Bunlar varsa önce bunlar alır. Eğer yoksa baba, eğer o baba yoksa babası yoksa dede, yoksa kardeşler, erkek kardeşler, ana baba bir ya da baba bir erkek kardeşler. Onlar yoksa amcaları gibi e, asabeyi nesebiyede saydığımız sıra üzere aza dedenin asabeleri mirasçı olurlar. Evet. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir husus var. O da erkek olmaları. Bakın Mevla ölmüşse, onun erkek olan asabeleri ancak bu veladan pay alabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Leyse lin minel vela illa atakne. Kadınlar vela vasıtasıyla mirastan pay alamazlar. Ancak azat etmişlerse onun mirasını alabilirler. Buradan anlıyoruz ki eğer bir kadın köleyi azat etmişse onun mevlası olarak mirasını alabilir. Ancak eğer böyle bir durum söz konusu değilse, o Mevla ölmüşse onun erkek asabeleri ancak o veladan mirası hak ederler. Mesela şöyle anlatalım. Mevla ölmüş, geriye bir oğlu ve bir kızını bırakmış. Normalde, normal mirasta oğlu kızı asabe yapar, ikisi beraber mirasını istihkak eder, mirasını alır. Ancak vela vasıtasıyla olacağı için bu miras, kız buradan bir pay alamaz. Yani mirasın, veladan gelen mirasın tamamı sadece erkek asabeye, oğula verilir. Kıza bir şey verilmez. Bu e, hususu da e, dikkat edelim. Metinde belirtmemiş mi asabe demiş, bırakmış. Buradan mine zükur kaydını e, ile koymamız gerekiyor. Peki... Ee, Mevle'l-Ataka'ya mirasını verdik diyelim ee, eğer varsa o yoksa ne olacak? Nesep cihetinden asabesi yok. Oğlu yok, babası yok, dedesi yok, kardeşleri yok, amcaları yok, hiç kimse yok. Sebep cihetinden de asabesi yok. Azat eden herhangi bir efendisi yok. Bu zaten kendinden hür olan biriydi diyelim. Bu durumda bundan sonra red yapılır. Red, Asabu ferayize e, nesebiyeye yapılır ancak. Bakın burada söylüyor ala zevil furuz en nesebiye. Nesepten olan hisse sahiplerine sadece ret yapılır. Asabu ferayiz e, 12 kişi demiştik hisse sahipleri. Bunlardan iki tanesi vardır ki bunlar sebebe binaen hisse sahibi olmuşlar, mirasçı olmuşlardır. Nedir o sebep? Nikah. Nikah sebebiyle mirasçı olmuşlardır. Karı koca. Diğer 10 tanesi soy bağıyla yani neseple mirasçı olmuşlardır. Burada red sadece nesep bağıyla e, hisse sahibi olan mirasçılara yapılır. Sebep ile nikah sebebiyle mirasçı olan karı kocaya red yapılmaz. Çünkü red ikinci aşamalı bir miras istihkakıdır. Yani hak edişidir ikinci aşamada. Asabesi olmadığı için kalanı hisse hisse sahiplerine hisselerini dağıttık. Kalanı asabe alacaktı, asabe olmadığı için ona veremiyoruz. Bu durumda ne yapacağız? E, hisse sahiplerine geri vereceğiz. Bunu tekrar vereceğiz. İşte bu ikinci aşamada bir hak ediş olduğu için e, ölümle beraber karı kocalık bağı da tamamen bittiği için artık bunlara red yapılamaz. Hazreti Osman kera e, radıyallahu an’tan e, gelen bir rivayette. O karı kocaya da ret yapılır görüşünde ancak e, genel itibariyle fukaha e, ret yapılamayacağı, karı kocaya ret yapılamayacağını savunmaktadır. Bu görüştedirler. Peki e, red ret nasıl yapılır? Bi kadri hukukihim. Hakları oranında ret yapılır. Hakları oranında derken burada yanlış anlaşılabilir. Yani mesela şöyle iki, ikili bir misal vereyim. Adam ölmüş, annesini geriye bırakmış. Bir de kızını geriye bırakmış. Anne burada 1 bölü 6 alır. Kız 6'lı paydadan e, ifade edeyim 3 bölü 6 alır. Anne 1 bölü 6 alır. Kız mirasın yarısını yani 3 e, bölü 6'sını alır. Şimdi bu durumda topladığımız zaman 6 payın 4'ünü mirasçılara dağıttık. Geriye 2 kaldı. Asabe olmadığı için bu 2'yi tekrar anneye ve kızına ne yapacağız? miras olarak takdim edeceğiz. Buna red diyoruz. Peki nasıl vereceğiz? Bir kadri hukukihim yani hakları oranında bu sözü yanlış anlamayalım. Yani anne altıda bir alıyordu. O zaman bu kalan ikinin altıda birini anneye verelim. E kız da altıda 3 alıyordu. Kalan bu ikinin altıda üçünü de kıza verelim şeklinde anlamayalım. Çünkü bu durumda yine geriye kalan olacak. Nasıl peki anlayacağız? Bir kadri hukukihim demek yani e, mirasçıların aldıkları oranların e, hisselerin birbirine oranı itibariyle dağıtacağız. Bakın burada anneye bir verirken onun üç katını kıza vermiştik. Dolayısıyla anne bir alırken onun üç katını kız alıyorsa red yaparken de bu orana riayet ederek yapacağız. Ne demek? O kalan ikiyi dörde böleceğiz. Çünkü birini anneye vereceğiz. Üç tane kız alacak. Dört hisse lazım bize bu ikiyi dağıtırken. 2'yi dörde böleceğiz. Sıfır onda hisseyi anneye vereceğiz. Bir buçuk kalan bir buçuk hisse kıza verilecek. Böylece oranları itibariyle ne yapmış olacağız? Reddi yapmış olacağız. Tabii ki bu red bu şekilde buçuklu e, yapılmaz. Yani biz feraizde e, buçuklu rakamları hiçbir zaman ne yapmayacağız, kullanmayacağız. Hep tam sayıları kullanacağız. Tam rakam, tam sayılar üzerinden dağıtımı gerçekleştireceğiz. Burada sadece anlaşılsın diye bu misali verdim. Reddin nasıl yapılacağına dair bir e, ön bilgi oluşsun diye. Yoksa red dört kısım şeklinde önümüze gelecek. Efendim, men yuraddu aleyhler olduğu zaman. Men yuraddu aleyhlerden sadece bir tane olduğu zaman, iki veya daha fazla olduğu zaman ne yapmamız gerekecek? Men la yuraddu aleyhlerle beraberken, ret yapılanlar, ret yapılmayanlarla beraberken nasıl ret yapacağız? Bunların konusu zaten 40 halden sonra gelecek ret konusu. Orada daha detaylı bir şekilde bunu inceleyeceğiz inşallah. Ancak burada kabaca genel olarak bir bilgi edinmiş olalım diye bunu söyledim. Peki ret yapılır daha sonra, Sümme Zevil Erham. Eğer eğer ret yapacak ashab ferayiz nesebiyeden kimse yoksa, ashabul ferayiz en nesebiyeye ret yapılıyordu. Eğer bunlar da yoksa ne olacak? Mesela sadece karı kocadan birisi kalmış, adam ölmüş hanımını bırakmış ya da kadın ölmüş kocasını bırakmış. Şimdi burada kocaya hissesi verilir. Normalde geriye kalanı asabesi alacaktı. Asabeyi nesebiyeler yoksa asabeyi sebebiyeler. Ama asabesi yok bu adamın. O zaman red yapacağız demiştik sıra redde geliyordu. Red yapacağız ama kendisine red yapılacak asabu feraiz en nesebiyeden de kimse yok sadece hanımını geriye bırakmış ya da sadece kocasını geriye bırakmış. Bu durumda ne yapılacak? Bu durumda karı koca hisselerini aldıktan sonra geriye kalan mal zevil erham dediğimiz akrabalara verilir. Bu zevil erham kimdir? Zevil erham ashabu feraizde sayılan o nesepten akrabalardan 10 çeşidinden biri değil. Asabe de değiller ama yine de ölenle bir cihetten neleri var? ilişkileri var, akrabalık bağları var. Bunlar zevül erham e, diye ifade ediliyor. Altıncı sırada bunlara sıra geliyor. E, zevül erham'a misal verecek olursak, Ölen'in öncelikle mesela zevül erhamda dört kısımda incelenir. Öncelikle Ölen'in soyundan olan e, zevül erham. Bunlar kimlerdir? Kızdan olan torunlarıdır. Ölen'in kızının çocuklarıdır. Bunlar Soy biliyorsunuz erkekten devam eder. Onun için ölenin oğlunun çocukları olsaydı bunlar ya asabı feraizden bir mirasçı olacaktı ya da asabe olacaktı. Kuvvetli mirasçılardır onlar. Soy çünkü erkekten devam eder. Ee, burada kızı kızdan devam eden soy ya da kızın kızın çocukları damadın soyundan sayılacağı için burada onlar asabı feraiz olarak ya da asabı olarak mirasçı olamazlar. Nedirler? Zevil erham işte. Ölenle bir akraba bağları vardır. Ancak kuvvetli değildir. Soy açısından e, kızdan gelen bir soy olduğu için çok kuvvetli değildir. Bunlar altıncı sırada mirasçı olurlar. Buna başka misal verecek olursak e, mesela ceddi fasitler. Ölenin annesinin babası dedesidir. Anne tarafından dedesidir. Ancak buna ceddi fasit deniyor ve asabı feraizden ya da asabelerden olamıyor. Altıncı sırada eğer ölenin hiç akrabası yoksa hisse sahiplerinden ya da asabelerinden bu dedeye de miras ol, mirasçı olma sırası gelebilir. Ölenin halaları, ölenin teyzesi, ölenin dayısı, Bunlar da zevil erham olarak ne yapılır? Efendim e, mirasçı olabilirler. Eğer geride saydığımız mirasçılardan hiçbirisi yoksa diyoruz. Zevil erham konusu genelde pek okunmaz. Zevil erhamı atlıyoruz. Neden? E, çünkü ölenin hiç asab ı feraizden kimsesizin olmaması, asabelerden kimsesizin olmaması çok nadir e, karşılaşılan meselelerdendir. Yani bin kişide bir kişi belki bu durumda ölür miras miras bırakır. Onun için genelde e, zevil erham okunmaz. Biz yeri geldiğinde kısaca inşallah zevil erhama bir değinmeyi arzu ediyoruz. Zevilerhamda erham da e, ne de olsa e, nadirattan da olsa yine de karşılaşabileceğimiz bir takım miras e, meselelerindendir. Peki zevil erhama e, verilir dedik mirasçı. Yedinci sırada. Eğer ölenin zevil erhamı da yoksa bu durumda mevlel muvalat dediğimiz muvalat akdi ile asabe olan mevlaya e, sıra gelir. Bu da asabe olarak mirasçı olur. Yani ölenin eğer başka hiç kimsesi yoksa önce isterseniz muvalat akdini bir anlatalım. Muvalat akdi nesebi belli olmayan birisi nesebi belli olan ya da olmayan fark etmez. Yani taraflardan birinin nesebinin belli olmaması yeterlidir. Nesebi belli olmayan birisi karşısında birisine diyor ki sen benim akilem ol. Herhangi bir e, suç işlediğimde ödeme yapmam gerektiğinde akilem tarafından bir ödeme yapılması gerektiğinde e, sen bu ödemeyi yap akilem olarak. Ben öldüğümde de mirasımı al şeklinde bir teklifte bulunuyor. Karşı taraf bunu eğer kabul ederse aralarında bir anlaşma yapılmış oluyor. Buna muvalaat, velayet anlaşması diyoruz. Bu durumda bu anlaşmayı yapan kişi bu adamın kabilesinden bir fert gibi değerlendirilir. Hatayen herhangi bir e, öldürme işine karıştığı vakitte hatayla yanlışlıkla neyse bu durumda karşı tarafın akilesi bunun diyetini öder. Bu öldüğünde de diğer taraf onun mirasçısı olur. Bu Mevla'l-Muv'alat'ı Hanefiler kabul ediyorlar. Ee, bu görüş sahabeden de bize nakledilmiş Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali, e, Kerrem Allavaş, İbni Mesud gibi sahabenin e, ileri gelen fukahası efendim bu görüşü kabul etmişlerdir. Yine İbrahim Enneka'i de İmam-ı Azam'ın hocalarından İbrahim Enneka'i bu görüşü almıştır ve İmam-ı Azam Efendimiz de bu görüşü benimsemiştir e, Zeyd bin Sabit gibi bazı sahabelerde Mevlel Muvalat akdinin bir mirasçılık sebebi olmayacağını, böyle bir akdin İslam'da kabul görmediğini savunuyorlar. İmam-ı Şabi bu görüşü almış ve İmam-ı Şafi de Şabi'den bu görüşü tevarüs etmiş. Şafi mezhebinde muvalat akti sebebiyle oluşan bir mirasçılık söz konusu değildir diyoruz. Evet. Yedinci sırada e, Mevlel Mualat mirasçı olur. Burada iki durum söz, konusu, söz konusudur. Adam öldü ve geriye sadece anlaşma yaptığı bu Mevlası kaldı. Mualat anlaşması yapmış. Bu durumda bu Mevla mirasın tamamını alır. İkinci bir durum adam ölmüş hanımını geriye bırakmış. Hanımı hissesini alacaktır. Dörtte bir hissesini alacaktır geriye kalanı mevlel muvalat asabı olarak alacaktır. Çünkü biliyorsunuz az önce söylemiştik hanıma ret yapılmaz. Hanımı hissesini aldıktan sonra geriye kalan ona tekrar döndürülmez. Hanefi mezhebimizde efendim ee, kabul edilen bu görüş üzere. Evet mevlel muvalat yedinci aşamada mirasçı olur demiştik. Eğer ölenin geride zikrettiğimiz mirasçılarından hiçbirisi yoksa hisse sahiplerinden kimse yok asabe yok efendim bir efendisi azat azad eden bir efendisi yok eee zevül erham'dan kimsesi yok ve muvâlât akdi yaptığı da kimse yoksa bu durumda 8. sırada sünmel mukarrule bin neseb alel gayr başkasına nesep ikrarında bulunulmuş olan kişi başkasına nesebi hamledilme, e, hamledilmeye çalışılmış, e, başkasına nesebi isnat edilmiş olan kişi. Şimdi buraya e, girmeden önce şöyle bir altyapı olsun, ikrara dair birkaç meseleyi zikredelim. Ondan sonra burayı belki biraz daha rahat anlarız. Biliyorsunuz İslam'da ikrar hüccetlerdendir, delillerdendir. Yani kişiyi ilzam eder, bir takım sorumluluklar altına sokar. Ancak bu Hücceti kasıradır. Yani sadece ikrar yapan kişiyi bağlar. Senin söylediğin bir söz senin kendi aleyhine ise delil olarak zikredilebilir. Eğer sen bir başkasının aleyhine bir ikrarda bulunmuşsan bu mahkemede bu ikrarın hiçbir önemi yoktur. Bu bir iddiadır. Efendim başkasına yapılmış bir iddiadır ve bu iddia mahkemede dinlenmez. Mesela benim falanca 100 lira borcum var desem bu sözüme binaen 100 lira borçlanırım. Adam beni mahkemeye verse mahkeme bu 100 lira borcu benden tahsil eder. Ancak Ahmet'in Mehmet'e 100 lira borcu var diye bir ikrarda bulunsam buna ikrar bile denmez. Bu bir iddiadır ve beni alakadar etmeyen bir mevzu olduğu için mahkeme bunu dinlemez. Konu dahi dava dahi açmaz dinlemez. Senin e, bu konuda hiçbir alakan yok. Ahmet dava açacaksa o açsın ya da Mehmet dava açacaksa o açsın der ve dinlemez. Dolayısıyla ikrar kişiyi bağlayan bir hüccettir delildir. Nesep meselesine gelelim. Nesep e, ikrar ile sabit olur mu? Nesebi belli olmayan bir çocuk olduğunu düşünelim. Buluğa ermiş bir çocuk olsun. Bu benim evladımdır diye bir ikrarda bulunsak. Bu ikrar ile nesep sabit olur mu? Evet şartları eğer uygunsa mesela şartlar dediğimiz bir kere mukarrele yani e, oğlum dediğim bu kişinin bu ikrarı kabul etmesi lazım. Evet sen benim babamsın diye kabul etmesi lazım. İkinci olarak gerçekten benim oğlum olmaya elverişli bir yaşta olması lazım. Aramızda 5-6 yaş olan birisine bu benim oğlumdur desem bile bu ikrar geçerli değildir çünkü zahir beni yalanlıyor. Zahiren hakikatte böyle bir evladımın olmasının ihtimali yok. Dolayısıyla bu ikrarımın yalan, yanlış bir ikrar olduğu açıktır. Yine bu ikrar geçersiz olur. Ancak şartlar uygun. Çocuk efendime nesebi belli değil. Nesebi belli olsa başkasının çocuğunu benim çocuğum diye kendime nispet etme hakkım elbette ki olmayacaktır. Nesebi belli değilse, yaşı da müsaitse ve ikrar yapılan bu kişi de evet ben senin evladınım diyerek kabul ederse bu durumda o çocuğun soyu nesebi benden sabit olur ve kütüğüne kaydedilir. Diğer evlatlarıyla aynı muameleyi görür. Diğer evlatları mirastan ne alıyorsa bu mukarrule benim evladım dediğim bu kişi de ne yapacaktır? Aynı mirası evlatların aldığı mirası alacaktır. Burada bahsedilen bu değil. Burada ikrarı kendi adıma yapmıyorum ya. Yaptığım bu ikrar aslında başkasına nesep ikrarı. Yani bu çocuğun soyunun, nesebinin başkasından sabit olduğunu söylüyorum. Bu nasıl olur? Bu şöyle olur. Bu benim kardeşimdir dedim mesela. Kardeşim benim kardeşim olabilmesi için tabii ki babamın oğlu olması lazım. Bu durumda bu çocuğun soyunu babama hamletmiş olurum. Başkası aleyhine yapılan ikrarlar geçerli değildi. Ta ki o gayır ne yapana kadar? Kabul edene kadar. Eğer babam derse ki evet bu benim oğlumdur senin kardeşindir. Benim bu ikrarımı kabul ederse o zaman e, ikrar geçerli olur. Zaten bu benim e, öz kardeşim olur ya da baba bir kardeşim olmuş olur ve kardeşler nasıl mirasçı olursa o da o şekilde mirasçı olur. Ancak buradaki mukarruleh bin neseb alel gayr dediğimiz kişi böyle değil. Nasıl? Bakın metin söylüyor. Bi haysu lem yesbüt nesebühü bi ikrarihi min gayr. Benim bu ikrarımla bu nesep o gayırdan yani babamdan sabit olmayacak. Nasıl sabit olmaz? Babam inkar eder, reddeder ve der ki benim böyle bir oğlum yok kabul etmiyorum der reddettiği andan itibaren benim nesep ikrarım, ikrarım bu sözüm geçersiz olur. Yani nesep sabit olmaz. Bu benim kardeşim diye de değerlendirilmez. Ve kardeşim gibi de mirasçı olmaz. Burada üçüncü bir şart daha var. İde metel mukirru ala ikrarihi mukir bu ikrarı üzere ölmesi durumunda. Ee, bu kişiye 8 aşamada mirasçı olma hakkı doğar. Yani ikrarı yapan misal üzerinden devam edelim. Ben ikrarı yaptım. Babam kabul etmedi bu nesebi. Ancak ben ölünceye kadar sen benim kardeşimsindir. Sen benim kar kardeşimsin diyerek bu ikrarımın arkasında durdum. Bu şekilde vefat ettim. Şimdi arkadaşlar bu adam mukarrule dediğimiz bu adam benden mirasçı olur mu olmaz mı? Hanefiler olur diyor. Ama hangi aşamada? İşte bu sekizinci aşamada. Yani asabı ı Ferayz'den kimsesi olmayacak. Asabesi olmayacak. Zeviler Ham'dan da kimsesi olmayacak. Mevlal Muvalat hiç kimsesi yok. Şimdi ben öldüm malımı Beytül Male mi koyalım? Yoksa kardeşim olma ihtimali olan biri var akrabalarımdan biri olma ihtimali olan bu şahsa mı verelim? Hanefiler diyor ki bu şahsa vermek daha uygundur, daha güzeldir. Peki nasıl izah edelim bunu? Yani bundan bu benim kardeşim değil. Sonuçta nesep sabit olmadı. Benim bu ikrarım nesep cihetinden geçerli olmadı. Seyit Şerif Cürcani Rahimahullah diyor ki bu tür ikrarlar iki şey içinde barındırır. Bir nesep soy ikrarı, bir de benden miras e, hak eder. Bu adam benim malımdan mirasçı olmaya hakkı vardır şeklinde bir mal ikrarı. Evet babamın inkarıyla bu kişinin nesebi sabit olmadı. Yani nesep ikrarım batıl oldu. Ancak benim ikrarım sadece nesep ikrarı değildi zımnında... Bir mal ikrarını da barındırıyordu. Yani mirasçı olarak benim malımdan bu adamın hakkı vardır şeklinde bir ikrarı da ne yapıyordu? Barındırıyordu. Şimdi e, babamın inkarıyla nesil ikrarı e, sabit olmadı, batıl oldu. Ancak bu mal ikrarı üçüncü bir şahsa zararı olmadığı durumda bu mal ikrarı geçerli olacaktır. Mesela bunu daha iyi anlayabilmek için şöyle bir misal vereyim. Kardeşimdir dediğim bu adam normalde benim kardeşim olmadı. Nesep sabit olmadı. Ancak bunun zımnında ben şunu da söylemiş oldum. Bu adam ben babamdan ne hak ediyorsam o kadar da bu kardeşim hak ediyor. İkrarını da içinde barındırır. Dolayısıyla benim babam vefat etse ondan bana miras mal kalsa bana kalan bu mirasın yarısını kardeşim dediğim bu kişiye vermek zorundayım. Beni mahkemeye verirse bu ikrarım sebebiyle bana düşen babamdan düşen mirasımın yarısını ona vermek durumunda kalırım. Neden? Çünkü ben onu kabul ettim. Dedim ki babamdan bana kalan mirasın yarısını da bu adam istihkak eder. E bu bir mal ikrarıdır. Kendi aleyhimedir. Başka mirasçılara herhangi bir zararı yoktur. Çünkü bana düşenin yarısını ona vermek durumunda kalıyorum. Bu durumda kendi aleyhime yapacağım ikrarlar geçerli olur demiştik. Bu ikrar da bu yönü itibariyle geçerli olur ve o malı istihkak eder. Peki tabii bizim mevzumuz bu değil. Babadan bana geçene ortak olması mevzusu değil ya. Benim mirasıma o e, müstahik olur mu? Hak eder mi? Dediğimiz gibi 8. aşamada biz bu kişiyi mirasçı sayıyoruz. Ve ben öldüm geriye eğer asabı feraiz ya da asabelerimden ya da zeviler hamımdan hiç kimse kalmamışsa bu kişi benim iddiama göre, benim ikrarıma göre, benim malıma mirasçı olması cihetiyle malım bütünüyle o kişiye ne yapılır? Miras olarak verilir. Hanefiler bu kişiyi mirasçı olarak kabul ederler. Çünkü başka bir mirasçım yok. Bakın burada eğer benim velev ki Zevil bile bir mirasçım olsaydı bu mukarrule benim mirasımdan pay alamayacaktı. Neden? Çünkü bu ikrarla ona pay vermeye kalkarsak benim diğer mirasçılarımın alacağı oran düşecek ve onlara zararı olacak. Sabit olmayan, kabul edilmemiş bu ikrar üçüncü şahıslara zarar verecek bir durumda geçerli sayılamaz. Hiçbir mirasçım yoksa ancak o durumda kimseye zarar olmadığı için bu ikrarımın beni bağladığı için ona ne yapılır? Bu mirastan pay verilir. Biraz karışık bir tabii ki mevzu. Burada bir özet geçmek gerekirse üç tane şart var. Bir kere e, nesebi ikrar edilmiş olan bu kişi başkasına nesebi ikrar edilmiş olacak. İkrar edenin kendisine değil. İkinci şart bu ikrar ile bu nesep o başka başkasından sabit olmayacak. Yani o başkası inkar etmiş olacak. Üçüncü şart ben bu ikrarım üzere ölmem, e, ölmüş olmam gerekir ki o benim mirasçım olabilsin diyoruz. Peki El-mukarrar bi'n-neseb alel-gayr da Hanefi mezhebinde mirasçılardan sayılır. Şafiiler rahimehumullah eee Şafi mezhebine mensup olanlar bunu ne yapmazlar? Mirasçı olarak kabul etmezler. Çünkü onlar nesep sabit oldu mu olmadı? Nesep sabit olmadıysa bu kişinin mirastan hiçbir şekilde alacağı olamaz diyorlar. Peki bu 8. aşamada mirasçıydı. Eee 9. aşamada kim var? El-Musaleh bi cemi'il mal kendisine malın tamamı vasiyet edilmiş olan kişi. Aslında bunu e, malın tamamı kendisine vasiyet edilmiş diye ifade etmesek de el musaleh bi mezade ale sülüsi üçte birden fazlası kendisine vasiyet edilmiş olan kişi musaleh diye ifade etsek belki daha kapsayıcı olur. Biliyorsunuz vasiyet üçte birden geçerliydi. Ve vasiyet Borçlar ödendikten sonra yerine getirilir. Henüz daha mirasçılar e, mirası bölüşmeden vasiyet yerine getirilir demiştik. Dolayısıyla malın tamamı kendisine vasiyet edilmiş olan kişi üçte bir hakkını bu vasiyetten üçte bir olan hakkını zaten daha taksimattan önce alır. Üçte biri zaten ona veririz. Kalan üçte ikiyi mirasçılarına dağıtacaktık. Ancak mirasçıları içerisinde hiç kimse yok. Geriye de sayılanların hiçbirisi yok. Bu durumda Hanefiler diyor ki, mal kimin malı? Bu adamın malı. Bu adam madem malını özel bir şahsa vasiyet etmiş, biz bu vasiyeti bütünüyle geçerli kılalım. Sadece üçte birde değil, tamamında geçerli kılalım. Neden? Biz çünkü üçte bir kısıtlamasını diğer mirasçıların hakkını korumak için getirmiştik. Yani şeriat bunu getirmişti başka hakkına tecavüz edeceğimiz herhangi bir mirasçı olmadığına göre o zaman diyoruz ki bırakalım da bu adam kendi malında istediği gibi tasarruf etsin. Kısıtlamayalım. Çünkü hakkına tecavüz ettiğimiz başka mirasçı yok burada. Dolayısıyla bu musalehe vasiyetin tamamı yerine getirilir ve miras malı bütünüyle ona verilir. Peki az önce söyledik El musale bi cemi'il mal değil de el musale bi mezad ale sülüs desek daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Çünkü bu adam malının tamamını vasiyet etmemiş de olabilir. Yarısını, üçte ikisini vasiyet etmişse ne yapacağız? Vasiyet burada olduğu gibi geçerli kılınır. Yarısı malın ona verilir ya da üçte ikisi ona verilir. Peki kalan üçte biri ne yapacağız? Başka mirasçı olmadığına göre işte bundan sonra beytül mal diyoruz hazine devlet hazinesine bırakılır ve bu mal vasiyet yerine getirildikten sonra kalan beytül male ne yapacaktır verilecektir diyoruz. Peki dokuzuncu aşamada el musaleh bi cemi'il mal malın tamamı kendisine vasiyet edilen kişiye bu vasiyet bütünüyle yerine getirilir dedik. Burada da İmam Şafii Rahimullah farklı düşünüyor ve diyor ki şeriat bir sınır getirmiştir. Vasiyet üçte birde ancak geçerlidir. Dolayısıyla üçte birin ötesinde biz bu vasiyeti icra edemeyiz. Buna hakkımız yok. Ne olacak peki? Ona üçte biri verilir. Malın kalan mal Beytülmale diğer Müslümanlara miras olarak geçer. Çünkü Şah, İmam Şafi Rahimoğlu'na İslam kardeşliğini de mirasçılık sebebi sayıyor. İslam kardeşliğinde de mirasçılık sebebi sayıyor. Dolayısıyla bu adamın hiç mirasçısı yok demiyor İmam Şafi. Diğer Müslümanlar bu adamın mirasçısı. Vasiyet üçte birden geçerli kılınır. Kalan mal diğer Müslümanlara miras olarak Beytül Male hazineye bırakılır diyor İmam Şafi. Ee, ve bu noktada da bizden farklı düşünüyor. Peki 10. sırada neyi zikrediyoruz? Sümme Beytül Mal Bundan sonra eğer malı alacak mirasçı geride sayılan mirasçılardan hiç kimse yoksa bu terike Beytül Male kalır. Beytül Male tabi miras olarak kalmaz. Bakın biz burada İmam Şafii'den farklı düşünüyoruz. İmam Şafii diğer Müslümanları bu adama miras çıkılıyor. Beytül Male de miras olarak geçiyor. Ve Müslümanlara bu mal dağıtılıyor. Biz ise Beytül Mali bir mirasçı saymıyoruz. Diğer Müslüman, umum Müslümanları mirasçı saymıyoruz. Bu, bu mal Beytül Mal'e zayi bir mal, sahipsiz bir mal olarak geçer. O fonda saklanır ve ihtiyaç sahiplerine ayırım yapılmadan, kadın erkek ayırımı yapılmadan eşit miktarda o mal Müslümanların Müslümanlara dağıtılır, verilir, ihtiyaç sahiplerine verilir diyoruz. Evet, Buraya kadar 10 tane e, mirasa istihkak eden mirasçıları görmüş olduk. Bu bazı kitaplarda 11 olarak geçer. E, geride biz biliyorsunuz Mevle'l-Muvalat'ı saymıştık. Muvalat akti yapmış olan bir e, kişi. Eğer bu ölmüşse onun asabeleri de mirasçı olur. Onunla beraber 11 on sayılır. Eğer e, bu sayılmazsa ki bizim... E, Siraciye metnimizde bu sayılmamış. Sümme mevlel denmiş. Mevle'l-Muvalaat sayılmış. Mevle'l-Muvalaat'ın asabelerine değinilmemiş. Değinilmezse 10 kişi olur. Bazı kitaplarda mesela Ömer Nasuhi Bilmen, Kamus'ta 9 tane mirasçı sayar. O e, niye 9 tane sayıyor? Çünkü o da Mevle'l-Ataka'nın e, olmaması, ölmesi durumunda onun asabelerine mal intikal eder. Dedik ya burada, o asabeleri ne yapmamıştır saymamıştır. Dokuz olarak saymıştır. Yani bu e, ufak tefek bazı farklılıklar e, kitaplarda görebilirsiniz. Bizim e, Secavendi metninde on tane mirasçıyı saymıştır. Bu sıraya göre bu mirasçılar mirası hak ederler diyoruz ve dersimizi burada sonlandıralım. Allahu Teala Hazretleri ifadeye ve istifadeye bizleri muvaffak eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. El Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله